Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimleri sıralama konusundayız arkadaşlar. Bir tane hazırlanalım diye etkinlik vermiş. Şimdi onu okuyalım. Fotoğraftaki çocukların boylarının uzunlukları tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre fotoğraftaki çocukların adlarını söyleyiniz. Arkadaşlar ilk önce boy uzunluklarını karşılaştıralım. Buradaki tabloya bakarak. En soldan başlayacağız. 1 1 1. Bunlar eşit olduğu için bir sağa geçiyorum. 4 5 4. Bakın buradaki en büyük olan 5 olduğu için diyorum ki Musa en uzunları. Sonra 4 var 4 var. Bir sağa geçiyorum. 8 var 0 var. 8 daha büyük olduğu için Musa'dan sonra Sema geliyor. Ve son olarak da Aysel geliyor. Yani arkadaşlar bakın. Burada ortadaki çocuk en uzundu. Yani bu çocuğun adı Musa. Sonra bakın arkadaşlar soldaki kız geliyor. Bu kızın adı Sema. Ve aralarında en kısa olarak da Aysel gelmiş oldu. aşağı Bize etkinlik vermiş. Büyütüyorum. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını ifade eden ondalık gösterimleri yazınız demiş. Bakın burada bir tam var. Burada da 9 bölü 100 var. Yani bir tam yüzde 9. Burada da bir tam var. Burada da 75 bölü 100 var. Yani bir tam yüzde 75 burada bir tam burada arkadaşlar 48 bölü 100 var burada bir tam yüzde 48 olmuş oldu bu ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız demişti demiş burası arkadaşlar bir tam yüzde dokuzdu burası bir tam yüzde yetmiş burası da bir tam yüzde 48'de şimdi en büyük arkadaşlar bir tam %75. Neden? En sağdan pardon, en soldan başlıyoruz. 1 var, 1 var, 1 var. Sonra 1 sağa geçiyorum. 0 var, 7 var, 4 var. Bakın 7 en büyük olduğu için bir tam %75 en büyükleri diyorum. Sonra 4 geliyor. Yani bir tam %48 ve son olarak bir tam yüzde dokuz olarak geldi. Sıralama yaparken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız demiş. En soldaki basamaktan başlayıp rakamları teker teker karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Öğrendiklerinizi uygulayınız vermiş arkadaşlar. Birinci etkinliğime bakıyorum. Her biri Eş aralıklara bölünen aşağıdaki sayı doğrularında sembollere karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri sembol kullanarak karşılaştırınız. Arkadaşlar sıfır ile bir arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Yıldızı bulabilmek için sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burası sıfır tam onda 5. Üçgeni bulabilmek için sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1 tam 10'da 5. 1 ile 2 arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Bakın burası 1. Burası 1 tam 10'da 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 1 tam 10'da 9 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar ilk önce üçgen ile yıldız kendi arasında sıralayacağım. Üçgen büyüktür yıldız oldu. Sonra kareli daireyi daire büyüktür kare geldi. Aşağıdaki ondalık gösterimleri defterinizde çizeceğiniz sayı doğrularını da gösteriniz demiş arkadaşlar. Burayı siz yaparsınız. Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri bu gösterimlerin altlarına yazınız. Bu gösterimlerin arasına eşittir, küçüktür ve büyüktür sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Bakın burada 2 tam var. Burada 7 bölü 10 var. Yani 2 tam onda 7. Burada 2 tam var. Burada da 7 bölü 10 var. Yani 2 tam onda 7. Bu ikisi birbirine eşittir. B'ye geldim. Burada 3 tam var. Burada 32 bölü 100 var. Yani 3 tam yüzde 32. Burada 3 tam var. Burada 42 bölü 100 var. Yani 3 tam yüzde 42. Arkadaşlar en soldan başlıyorduk. 3 var, 3 var. Sağa geçtim. Burada 3 var, burada 4 var. 3 daha küçük olduğu için araya küçüktürü koydum. Sayfamı temizleyip iniyorum. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. A şıkkımla başlıyorum. Arkadaşlar en soldan başlıyorduk. 2, 2, 2 sağa geçtim 7 7 7 yine eşit bir sağa geçtim 8 4 5 en büyükleri 8 olduğu için 27 tam %83 büyüktür sonra 5 geliyor 27 tam %54 büyüktür sonra 4 geliyor 27 tam %48 devam edelim B'ye geldik yine arkadaşlar en soldan başlıyorum 6 6 6 6 Bir sağa geçiyorum 7 yedi, 777 yedi, yedi, yedi. bir sağa geçiyorum 0 5 3 8 en büyükleri 8 olduğu için 6 tam 1783'ü başa yazdım büyüktür 6 tam 753 sonra 5 geliyor çünkü ondan sonra bakın buradaki 3 geliyor 6 tam733. O da büyüktür 6 tam 1000'de 703. Böyle bir sıralama geldim. C'ye geldim arkadaşlar. En sola bakıyorum. 3 7 4 2. Burada en büyüğü 7 olduğu için 71 tam 100'de 4'ü başa yazdım. Sonra 48 tam %99 geldi. Son olarak 38 tam %6 ve 25 tam 1000'de 999 dedik. Devam edelim. Şöyle bölelim. En soldan başlıyorum. 2, 2, 2. Sağa geçtim. 9, 9, 9. Bir sağa geçiyorum. 3, 0, 0. 3 büyük olduğu için 29'dan 10'da 3'ü yazdım. Büyüktür. Şimdi sağa geçelim. 0 var, 3 var. 3 büyük olduğu için 3'lü olanı yazıyorum. yüzde %3 büyüktür. 29'tan 1000'de 3 olarak geldi aşağıdaki ifadelerin doğru olması için daire, kare, üçgen yerine yazılması gereken rakamları bulunuz demiş. Arkadaşlar şimdi en sola bakalım. 8 var, 8 var. Daire arkadaşlar ben dairenin bir sağındaki basamağa bakıyorum. Yani yüzde birler basamağına. Burada 7 var, burada 0 var. Arkadaşlar şimdi burada 5 var. Buranın onda birler basamağında 5 var. Ben buradaki daire yerine de 5 yazarsam oluşan sayım 8 tam olacak. Buradaki sayım da 8 tam 506 olacak. Bakın 5 yazdığında yine büyük oldu. 6 yazdığında büyük olacak, 7 yazdığında büyük olacak, 8 yazdığında büyük olacak, 9 yazdığında büyük olacak. Yani benim buradaki dairem 5'e eşit ve 5'ten büyük olmalı. Eğer 4 olursa küçük olacak. Yani bakın burada 4 olacak, burada 5 olacak. Dolayısıyla araya küçük işareti gelmeli. Ama dairem 5'e eşit ve 5'ten büyük olduğundan bu sıralama sağlanıyor. Şimdi kareyi bulacağım. 4 var, 4 var, 3 var, 3 var, 1 var, 1 var, 7 var, 7 var. Eğer arkadaşlar bakın burada 7 var. Eğer burada da 7 olsaydı arada eşittir olacaktı. Ama küçüktür olduğu için burada 7'den küçük bir sayının olması gerekiyor. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerlerinden birini alır. C'ye geldim. Burada 6 var, burada 6 var. Şimdi burada 9 var, burada üçgen var. Bu üçgeni bulacağım. Burada 1 var, burada 9 var. Arkadaşlar eğer benim üçgenim 9 olsaydı Burada 9 olduğu için bu sayım daha büyük olacaktı ama burada bu sayım daha küçük. Dolayısıyla üçgenim 9'dan küçük sayıları alacak. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 değerlerini aldığım zaman bu eşitlik sağlanmış olacak. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.